zilhicce günlerinin ve gecelerinin önemi nedir ve nasıl ihya edilmelidir? Bir şeye önem, ehemmiyet vermek bizim elimizde olan bir şey değil. Malum bu dinin bir peygamberi var, bir muallimi. O muallim verir, bize gösterir, öğretir. Biz de ona göre şekillendiririz, ona göre konumlandırırız. İhyasını da yine ondan öğreniriz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin o mirasına, nebevi mirasa baktığımızda Zilhicce'nin farklı bir değere değerde olduğunu görüyoruz. Efendimiz gerçekten ehemmiyet vermiştir. Sahabeyi buna davet etmiştir. Sahabe bunun için gayret göstermiştir. Özellikle o ilk 10 günü ihya etme adına, gecelerini farklı bir biçimde geçirme adına bir mücadele verdiklerini ne şahit olmuştur tabi nesli ve o silsileyle bize kadar intikal edip gelmiştir. Ali sallallahu aleyhi efendimizin onlarca beyanı var aslında. Zilhicce'nin değer ve kıymeti ve ihyasına ait Beyhaki'de geçen bir ifadesinde bir hadisinde biz şöyle bir hakikati öğreniyoruz. Ayların efendisi Ramazan aylardan ihtirama en layık olanı ise Zilhiccedir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bundan dolayı aslında bazı alimlerimiz Ramadanul Ashar demişlerdir zilhicceye yani küçük Ramazan, ikinci Ramazan, ikinci bir Ramazan coşkusu yaşadığımız bir zaman dilimidir o zaman dilimi ki biliyorsunuz zaten neticesi kurban bayramıdır. O 10 günlük o güzel sürecin neticesinde de bir bayrama ulaşmış oluyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o günlerin ihyası adına da yine birçok hadisi var da en önemli hadislerden bir tanesi eğer o günlere o zamana ulaşırsanız tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çoğaltın diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Tesbihi yani subhanallah. Sadece bunu sözle söylemek değil tabii ki yani bunun ne anlama geldiğini de şimdi söyleyeceğiz zaten. Tahmidi elhamdülillah tehlili la ilahe illallah tekbiri Allahu Ekber. Subhanallah la ilahe illallah ve Allahu Ekber sözünün aslında tefekkürüyle beraber dünyaya taşınması ve o günlerde fazlalaştırılmasına ait bir ihyasını da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizden istiyor. Şimdi İslam öyle bir din ki hiçbir şeyi bizden bilinçsiz ve şuursuz yapmamızı istemiyor. Niyet aslında budur zaten. Niyet dediğiniz şey bilinç ışıklarını yakmaktır. Yani şuurlu ve bilinçli bir biçimde yapmaktır. Bir insan Subhanallah'ı bilinçli bir biçimde söylese, Allah'ı tenzih etse, her ne ise akla gelen o Allah değildir dese. Neye bakarsa orada Allah'ın büyüklüğünü, iradesini, kuvvetini, kudretini görse, onun alim oluşuna, onun rezzak oluşuna, onun settar oluşuna gerçekten inansa ve bunun gereğini yerine getirse, hayat nasıl bir anlam bulur benim güzel kardeşlerim? Tahmid, elhamdülillah, hamd. O hamd meselesi ki işte Fatiha'nın ilk ayeti de odur. Aslında bu günlerde bir yönüyle işte Subhanallah bilincinin aslında tefekkürü bir diğer yönüyle de hamd bilincinin yeniden tefekkürüdür. Tehlil dediğimiz şey zaten İslam'ın parolasıdır, olmazsa olmazıdır. La ilahe illallah o bilincin yeniden aslında tevhidin yeniden inşasıdır. Eğer bu üçü olursa en son tekbir Allahu ekber sözünün de anlamına uygun bir biçimde o günlerde tefekkürüne ait bir şey olacaktır. Onun için ne olursa olsun zilhiccenin ihyası adına bunlar yapılması gerekir. Ama şunu hiçbir zaman göz ardı etmeyelim. Bu söylenenlerin hepsinin yanında aslında zilhicce dediğimizde biz beş şeyi daha farklı bir biçimde yaşama adına bir gayret içerisinde olmak durumundayız. Onlardan birisidir tevhid. Bu söylenenler o tevhid bilincinin inşası ihya adına bir şey söylüyor. İkincisi tevhidin yansıması, en büyük yansıması nedir? Namaz meselesidir. Tevhid ve namazın gerçek manada olduğu yerde adalet olur. Ve bu günlerde aslında tevhid, namaz ve adalet farklı bir biçimde aslında tefekkür edilir. Bu üçüyle beraber iki şey daha var ki zilhiccenin asla değer ve kıymetini ortaya koyan en önemli şeylerden iki şey, ikisi de odur. Onlar nedir biliyor musunuz? Birisi hacların yaşatılması, üçü, diğeri ise kurbanların ifasıdır. Aslında biz zilhiccede hac yaşıyoruz gün gün. Hacılar orada ne yapıyorlarsa gidemeyenlerin hacıdır zilhicce. Ben de burada oturduğum yerde terviyeyi anlamak, Arafat'ı anlamak, Mina'yı anlamak, Müzdelife'yi anlamak, işte tavaf meselesini anlamak, ihramı anlamak, onlarla beraber mutabakat göstermek, onların attığı adımlara uygun bir biçimde adı adım atmak. Orada değilim ama oradaymışım gibi hac meselesinde o haccın ruhunu ve ufkunu da anlayabilecek bir meselede bu manada bir gayret içerisinde olmak ve imkanı olanların kurban meselesi ki kurban bayramı zaten o manada da bize bir sorumluluk yükler. Dolayısıyla bu zilhicce böyle güzel bir rahmet ilahidir. Benim güzel kardeşlerim bu soru vesilesiyle bir hakikati de nazarlarınıza vermiş olayım. Yıllardır biz bu zilhicce sünnetinin bu memlekette biraz daha böyle farklı bir biçimde ihya edilmesi için gayret gösteriyoruz. Ama inanın çoğu insanımız bilmiyor, halen bilmiyor. Ne olur siz bu manada kendinizi bir vazifeli, vazifeli olarak görün. İhyası adına hem kendiniz hem de etrafınızdaki insanları bilinçlendirin. Bu ikinci Ramazan coşkusunda, heyecanından, güzelliğinden hiçbirimiz mahrum olmayalım. İhya ettiğimiz günler kadar aslında ayağa kalkabiliriz. İhya ettiğimiz geceler oranında aslında bu noktada ayağa kalkabiliriz. Eğer bir yerde ihya varsa orada imar vardır. İhyanın ve imarın olduğu yerlerde ise güzellik var Vardır, saadet vardır, bereket vardır, sükunet vardır, atıfet vardır, nimet vardır. Bütün bunların hepsine ulaşma adına hepimizin gayret içerisinde olması gerekir. Allah şu güzel günlerden hiçbirimizi gafil etmesin. Her gelen günü geçenden daha hayırlı bir biçimde geçirmek, ihya etmek hepimize nasip olsun.